Fatiha-i Şerife'yi okurken ne diyoruz? Maliki yevmiddin. Türkçesi neydi? Din gününün tek söz sahibi. Neden dinin günü denmiş o güne? Din günü ne demek? Adem'den son insana kadar bütün insanlığın dinden hesaba çekileceği gün. Dini karıştırma diyor adam. Çok duyuyorum bunu ben. Zannediyor ki din sadece işte Allah, yani şurayla Allah arasındaki. Bundan daha münafık bir cümle olamaz. Biz diye adamın işte vicdanıyla Allah arasındaki işidir o. Dini buraya hapsetmek istiyor. Dinin kural koymadığı, düzenleme yapmadığı bir alan yok. Alan yok ki. Sen kimsin diye Allah'ı oradan soyutluyorsun. Bu nasıl bir mantıktır? İşte şirk dediğimiz bela budur. Allah'ı hayatın belli noktalarından soyutlamak. Kendisini Allah'ın yerine oturtmak. Şirk dediğimiz bela, Allah'ın affetmeyeceği tek cürüm budur. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina ve tabibi kulubina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي امين بحرمة سيد المرسلين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا İlla ma fahamtana innaka antel cevvadul kerim. La ilahe illallah huvel hakkul melikul mubin. Muhammedur Resulullah sadikul va'dil emin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير صدق الله العظيم وبلغنا رسول نبيه الكريم. Aziz müminler, asil Müslümanlar, kıymetli büyüklerim, şerefli müminler, Hud suresi 112 numaralı ayeti kerimede Rabbimiz şöyle buyurdu: Festekim, dosdoğru ol. Diğer bir ismiyle, adıyla sırat-ı müstakim üzere ol. Ke gibi, me umirte, emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Allah sana neyi nasıl emretmişse Allah'ın emrettiği gibi ol. Sade sen mi ey peygamberim? وَمَنْ تَابَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ Men şunlarla beraber dosdoğru ol. Tabe, tövbe edenlerle
Ben İslam'ın dışındaki yolların yanlış olduğunu anladım. Artık onlardan rücu ettim. Tövbe ettim. Hani şey var ya, bunca yıldır bir içliğe gittim sana geliyorum. Yeter artık döne döne bıktım sana geliyorum. Yeter artık döne döne bıktım sana geliyorum. Bunu hatırlarsınız değil mi bu ilahi? Durdum ve düşündüm demin, baktım bu yolda emin. Ayrılmamaya bin yemin ettim sana geliyorum. Ayrılmamaya bin yemin ettim sana geliyorum. Bıraktım öfkeyi kini, oldum bir rahmet ekini. Seni sevmenin zevkini tattım sana geliyorum. Seni sevmenin zevkini tattım sana geliyorum. İşte bu ilahi bunu anlatıyor. Yani وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا. Seninle birlikte tövbe edenlerle beraber dost doğru ol. وَلَا تَطْغَوْا. Aşırı gitme. Haddi aşma. Bir büyüğüm vardı, bir ağabeyim vardı. Allah nurlar içerisinde yatırsın. Kendisi meselenin ehemmiyetini anlatmak için derdi ki, imanın altı beş, haddini bilmek altı derdi. Hani tabi imanın şartlarından değil, İslam'ın şartlarından değil haddini bilmek, ama hani önemini izah için böyle derdi. Yani haddi aşmayacak. Herkes durması gerektiği yeri bilecek. Dolayısıyla Rabbimiz ey peygamberim, nasıl emrolunduysan öyle dosdoğru ol. Yani sırat-ı müstakim üzere ol. Ne demek bu? Allah'ın sana gösterdiği şekilde, kıvamda bir adam ol. Çocuklarımıza belki böyle bir hedef vermek lazım. Önceleri bunu çok duyardık. İnsanlarımızın adam olma hedefi vardı. Tabii büyüklerimi tenzihen söylüyorum. Günümüzde de şüphesiz vardır ama kalite düştü. Siz de bunun farkındasınız. Nefis ne derse onu yapmayı kendisine bir meziyet zanneden bir anlayış yaygınlaştı. Oysa ki insanı kamil olma gibi bir hedefimizin, bir gayemizin olması lazım. Normalde tarikatlerimizin asıl nüvesi, asıl aslı, amacı, hedefi, gayesi budur. Yoksa adama kuru kuruya Allah dedirtmek değildir. Eğer Allah dediğin halde hala kırıcıysan, hala dilin yılandan beterse, geleni gideni dalıyorsa, bağışlayın sokuyorsa, dilin zehir akıtıyorsa, o Allah demen sana fayda vermemiş demektir.
Yani bütün alanlarda bütün eksiklerimizi tamamlama, giderme gibi bir hedefimizin, bir gayretimizin olması lazım. Tekrar ayete geri dönüyorum. Hud suresi 112 numaralı ayet. Bu ayetin özelliği ne? Resulü Zişan Efendimizin şeyyebetni hudun ve ehevatu, beni Hud suresi ve içindeki kıssaları saçlarıma aklar düşürdü, beni kocattı dediği ayet bu. Sorumluluğun ağırlığından, Peygamberimizin mübarek saçlarına, başlarına, sakallarına bu ayet indikten sonra aklar düşmüş. Saçları beyazlamış bu ayetle. Hangi ayetmiş? Tekrar söyleyivereyim. Festeqim, dosdoğru ol. Nasıl dosdoğru ya Rabbi? Keme gibi. Umirte, emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Kafana göre ol değil ha. Bugün Türkiye'mizdeki yaygın hastalıklardan bir tanesi ne? İslam'ı anlatıyorsunuz. İslam kuralları Rabbimiz tarafından belirlenmiş ilahi yasadır. İlahi hayat düzenine biz İslam diyoruz. Din dediğimiz şey o. Yoksa din sade neye inanacağınızı belirleyen şey değil. Eğer böyle anlıyorsak eksik anlıyoruz. Hayatımızın bütün alanlarını düzenleyen, tanzim eden ilahi kurallar manzumesine, ilahi yasalara, ilkelere biz din diyoruz. Allah'ın katında geçerli tek din hangisiydi? İslam. Herkes öldüğünde İslam'dan hesaba çekilecek. Herkes ama. Bundan dolayı Fatiha-i Şerife'yi okurken ne diyoruz? Maliki yevmiddin. Türkçesi neydi? Din gününün tek söz sahibi. Neden dinin günü denmiş o güne? Din günü ne demek? Adem'den son insana kadar bütün insanlığın dinden hesaba çekileceği gün. Dini karıştırma diyor adam. Çok duyuyorum bunu ben. Zannediyor ki din sadece işte Allah, yani şurayla Allah arasındaki. Bundan daha münafık bir cümle olamaz. Biz diye adamın işte vicdanıyla Allah arasındaki işidir o. Dini buraya hapsetmek istiyor. Dinin kural koymadığı, düzenleme yapmadığı bir alan yok. Alan yok ki. Sen kimsin de ya Allah'ı oradan soyutluyorsun? Bu nasıl bir mantıktır? İşte şirk dediğimiz bela budur. Allah'ı hayatın belli noktalarından soyutlamak. Kendisini Allah'ın yerine oturtmak. Şirk dediğimiz bela, Allah'ın affetmeyeceği tek cürüm budur. Bunun dışında Cenab-ı Hak dilerse her şeyi affedebilir. Festeqim kema umirte, emrolunduğun gibi dost doğru ol. Sade sen mi? Bak Rabbimiz ne diyor? Ve men tabe ma'ake, seninle beraber tövbe edenler de dost doğru olsunlar. Ne demek tövbe edenler? İslam'ın dışında başka yollara yönünü çevirmiş, onların çıkmaz sokak olduğunu anlayıp tövbe edenler de Allah'ın emrettiği gibi olsunlar. وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْ, seninle beraber tövbe edenlerle İslam'ın dışındaki bütün yolları hadi orada. Allah bana gösterdikten sonra siz kimsiniz be? İçinde doğrular olsa bile o bizi ilgilendirmiyor. Rabbimizin gösterdiği yoldan daha emin, daha güzel bir yol olabilir mi? Onun için Rabbimiz festeqim,
فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطَغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Evet, seninle beraber tövbe edenlerle emrolunduğun gibi dosdoğru ol. وَلَا تَطْغَوْا. Aşırı gitme. Hiçbir şeyde aşırılık yok bizde. Hiçbir şeyde. Sevgide bile aşırılık yok, biliyor musunuz? Sevgide ya. Fesubhanallah. Nasıl bir yol koymuş Rabbimiz bize. Bizi bizden en iyi bilen O. Şüphesiz en doğru yolda olmak isteyen yaratıcısının, Rabbisinin yolunu takip etmeli. Bak, size bir hadis okuyorum. Ölçüye bir bakar mısınız? Ehbib habibeke hevnen ma. Asa en yekune beghidake yevmen ma. Sevdiğini ölçülü sev. Bütün sırlarını ona anlatma. Sebep olur ya, gün gelir bir numaralı düşmanın olabilir. Ölçüye bakar mısınız? Sevgide bile ya. Sevdiğini ölçülü sev. Olur ya, insanlık hali bu. Düşman olabilir sana. Ona göre şeyi kaçırma, ölçüyü. Ne kadar güzel. Sen olmazsan ölürüm diyen nice düğün yapanları, bu kadın olmazsa biterim diyen, bu erkek olmazsa intihar ederim diyen nicelerinin birkaç ay sonra birbiriyle kanlı bıçaklı olduğunu hep görmedik mi? Ölç. Aşırılık yok. Ebghid baghidaka hawnan ma asa en yakuna habibaka yawman ma. Güzelliğe bak ya. Düşmanına da ölçülü davran. Subhanallah. Gün gelir en samimi dostun olabilir. Örnekleri var bunun. Bütün alanlarda ölçü bizde. Hayatta da ölçü. Çok lüks yaşamanın bir mantığı yok. Ölçü. Yani nereye kadar? Atlas döşeklerde yatsa insan belli bir zaman sonra her şey doğallaşıyor. Hiçbir kıymeti kalmıyor. Her şeyde orta yol. وَجَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا. Biz sizi orta bir toplum yaptık. Ne sağda ne de solda. Neredeyiz biz? Tam doğru yolda. Orta yolda yani. Elhamdülillah. Hiçbir alanda aşırılık yok. Dinde de öyle ha. Malumunuz, bir ileri geldi peygamberimize. Ey Allah'ın Resulü, biz dediler, ölene kadar her gün oruç tutacağız artık. Ahireti kazanacağız. Biz dediler, hiç evlenmeyeceğiz. Hep ibadetle meşgul olacağız, namaz kılacağız. Çok yemeyeceğiz, az yiyeceğiz. Geceleri mümkün mertebe uyumayacağız. Gece ibadeti yapacağız. Peygamberimizin verdiği cevabı hepiniz hatırlarsınız. Bunları azarladı. Siz ne yapıyorsunuz dedi ya. Allah'tan en çok korkanınız benim. Ben gecede uyurum. Eşlerim var, hanımlarım var, evlenirim. İbadetimi yaparım. Böyle olacak. Hiçbir alanda aşırılık yok. Bazı kendi inancının dışındakileri kafir ilan eden, bir takım kafa bulandıran hoca müsveddeleri var. İnternette kıyamet gibi. Adam asıyor, kesiyor. Aa, kendi cemaatinden değilsen bittin. Yerin yok senin. Gençlerin de hoşuna gidiyor bazı aşırılıklar. Bana yazanlar da oluyor. Evladım, bu diyorum tehlikeli. Yanlış adam. Dedikleri doğru da
Dedikleri doğru, ayet hadis okuyor ama adam bizim yavrularımızı, gençlerimizi kandırıp başka yerlere yem edecek. Vallahi din bu değil. Din Müslümana kılıç çektiren, silah çektiren anlayış vallahi bizim dinimiz değil. Yemin ederim size. Günahı olabilir, hatası olabilir, hepsi olabilir. Ama kimsenin, kimin imanı ne kadar kafir mi, mümin mi ölçme ve deme hakkı yoktur. Bunu Rabbimiz karar verecek. Yanlış gördüğümüz bir takım şeyleri usulünce söylememiz icap eder şüphesiz. Ama biz alnı secdeye gelen, gönlünde imanı olan, Allah diyen, ben Müslümanım diyen kimseyi tekfir edemeyiz. Böyle bir yetkimiz, hakkımız yok. Onun için çocuklarımızı, yavrularımızı, bizleri işte benim gibi düşünmüyor, bu adam şöyle inanmıyor diyerek onları tekfire ima bile eden, imasını bile eden adam yanlıştır. Orta yol. Bu din adına olsa da yanlış. Başka şey adına olsa da yanlış. Ve la tetgav. Bak, Allah'ın emrettiği kadar ol. Emrolunduğun gibi dost doğru ol. Ve la tetgav. Aşırı gitme. Aşırılık yok. İnnehu bima ta'melune basir. Çünkü Cenab-ı Hak yaptığınız her şeyi görendir. Bir gün Peygamberi Zişan Efendimiz'e birisi geldi, bir bedevi. Dedi ki, ya Resulallah, kul li fil İslami kavlen, la es'elu anhu ahaden gayrak. Bana İslam'ı öyle bir anlat ki, senden başka bundan sonra kimseye İslam nedir diye bir soru sorma ihtiyacım olmaz. Acayip bir soru değil mi? İslam nedir? Tabii size burada belki böyle bir soru çok gelmiyordur Türkiye'de. Herkes Müslüman olarak gezdiği için, herkesi Müslüman kabul ettiğimiz için, mesela Almanya'da bize yüzlerce defa sormuşlardır. İslam dediğin şey nedir ya? Sadece bize değil, iş yerinde Almanlarla çalışan insanlarımıza, Alman çocuklarıyla aynı masada ders gören evlatlarımıza, sen Müslümansın. Bir şekilde biliyorlar sizin Müslüman olduğunuzu. Orucunuzdan, kaşınızdan, saçınızdan, Bismillah demenizden, Allah demenizden. Bir yerde ele veriyorsunuz kendinizi. Ki saklayacak, gizleyecek bir şeyimiz yok elhamdülillah. İslam nedir? Çok sorarlar. Bir bedevi geldi, dedi ki, kulli fil İslami kavlen la es'elu anhu ahaden gayrak. Ey Allah'ın Resulü, bana İslam'ı öyle bir anlat ki senden sonra kimseye İslam nedir diye sorma ihtiyacı hissetmeyeyim. Şimdi cevaba bir bakar mısın? Ayetin tefsiri bu cevap. Adama Peygamberimiz şöyle bir baktı. Efendimizin özelliğidir bu. Buna günümüzde psikoloji mi diyorsunuz, sosyoloji mi diyorsunuz bilemem. Şöyle baktığı anda adamın gözlerinden, alnından, duruşundan, gülüşünden, hareketlerinden Efendimiz adamın derdini anlardı. Gözlemci adama dedi ki, güldü. Kul amentu billah. Bak, İslam'ı tarif ediyor Peygamberimiz. Allah'a inandım de. Allah'a inanıyor muyuz? Elhamdülillah. Vallahi en büyük şerefimiz. Ölümüne de olsa elhamdülillah ben Müslümanım diyeceğimiz şeydir bu. Allah'ımıza iman ediyoruz, hamdolsun. Kul amentu billah. Allah'a inandım de. Cümleye bak şimdi. Thummestekim. İki cümle. Sonra İnandığın Allah'ının gösterdiği yoldan şaşma. İnandım demek yetmez. İnandığını söyle ama inandığın gibi yaşa. Ne kadar güzel ya Rab. O inandığını iddia ettiğin Allah'ının
gösterdiği yolda dur, oradan yürü. Thummestekim, dosdoğru ol. Ne kadar güzel. İhdinas siratal mustekim. Ya Rabbi, bizi dosdoğru yola ilet. Sağa sola yalpalamayalım, yamulmayalım, senin emrinden ayrılmayalım. Ne kadar güzel. Dedim ya, tam 42 yıldır İslam'ı anlamaya ve anlatmaya çalışıyorum. 42 sene olmuş. Bana deseler ki, ey Mustafa Özcan, güneş doğdu. 42 yılda öğrendiklerinin neticesinde İslam'ı nasıl tarif edersin? İslam nedir? İslam eşittir sadece iyilik. Ya kimseyle dövüşün demiyor, boğuşun demiyor, dövün demiyor, sövün demiyor, çalın demiyor, haksızlık edin demiyor. Fesubhanallah. Kötülük edene bile iyilik edin diyen anlayış. İslam bu ya. Sadece iyilik. Ha bugün yeryüzünde İslam adına bir takım Müslümanları dahi gördüğü zaman ürküten bir takım görüntüler var. Bunlar İslam değil. Asla İslam olamaz. Çünkü innallâhe cemîlun yuhibbul cemâl. Allah güzeldir. Sadece güzel olanı kabul eder ve onu sever. Rabbimiz İslam'ın güzelliklerinden bizleri ayırmasın. Rabbimiz cümlemizi istikamet üzere olmayı nasip eylesin. Büyüklerimize sorarsınız, dersiniz bana bir dua ediver. Ne derler genelde büyüklerim? Oğlum, Allah seni istikametten ayırmasın. Rabbimiz hiçbirimizi ayırmasın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.